Halacığım. Girebilir miyim? Melek. Bu benim eski telefonum. İçine Gediz abinin numarasını kaydettim. Annenle konuşabilirsin. Telefon sende kalacak ama çok iyi saklaman lazım. Tamam mı halacığım? Bu bizim minik sırrımız olsun mu? Mesela şimdi arayabilirsin anneni. Herkes aşağıda yemek yiyor, seni kimse duymaz. En iyisi ben çıkayım da sen rahat rahat konuş annenle, ha? Neyse. İyi geceler sana o zaman. Çok acıyor mu? Ne halam? Ayağım çok acıyor mu? Hiç acımıyor. Geçeli çok oldu. İyi. İyi. Efendim? Gediz. Evet. Ben Melek. Melek, iyi misin? İyiyim. Annemle konuşabilir miyim? Tabii tabii, ben de şimdi onun yanına gelmiştim. Melek. Annem. Anneciğim, sen telefonu nereden buldun? Zehra verdi. Peki bizim kaçacağımızdan haberi var mı? Yok. Yok, kimsenin kaçacağımızdan haberi yok. Anneciğim, sen iyi misin? İyiyim. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım yeni hayatımız için. Anne, ben valize biraz yemek koydum. Kaçarken eğer yemek bulamazsak aç kalmayalım. Aferin benim güzel kızıma. Çok iyi düşünmüşsün. Tabii aç kalmayalım, doğru. Gerçi çok acıkmıştım. Ekmeğin bir tanesini yedim. Bir de elmanın birazını yedim. Oh! Afiyet olsun benim güzelliğime. Şifa olsun. Meleğim, hadi kızım kapatalım yakalanmadan, tamam mı? Uyumamak için kendimi cimcikleyeceğim, duracağım. Az kaldı kavuşmamıza. Yeni hayatının ikinci günü. Kızın da kendine yeni bir hayat kur. Sana inanmayan herkesten uzakta. Amerika kadar uzakta. Sancar bana kızımı verseydi burada kalırdık. Niye babanın yanına dönmüyorsun diye yarın soracağım. Şimdi arabana biniyorsun, bize geliyorsun. Kaçma işinden de vazgeçiyorsun. Yoksa her şeyi Sancar'a anlatırım. Akşam yatmaz, sabah kalkmaz cinstensin ha. Sen uyurken ben de burada durayım mı? Hayır. Meleğim, babam bak. Karının yanına git.
sen de uyu, tamam mı?